Tonguç Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. TÜFE tarafında beklentinin aşağısında bir artış var. %1'in üzerinde bir beklenti vardı ki %2'ye kadar bir artış beklentisi de Reuters anketlerinde gözüküyordu maksimum beklenti olarak. ÜFE tarafında da artış hızında ciddi bir yavaşlama var. Yarım puana yakın. Ne dersiniz? Özellikle ben sizinle ÜFE'yi konuşmak istiyorum Tonguç Bey. Burada üreticinin maliyetlerinde sanki yavaş yavaş bir düşüş var. Katılır mısınız? Valla aslında Murat, yavaş yavaştan da ziyade yani bu ay özelinde uzun süredir o konuştuğumuz işte enerji maliyeti, kur baskısı, üretici fiyatlarında sen de biraz önce grafikte çok net gösterdin. Yani 45'li seviyelerin üzerinde biz hep şeyi konuşuyorduk, yani enflasyon aşağı gelirken işte ÜFE ile TÜFE'nin nerede yakınlaşacağı konusunda ki görebildiğimiz kadarıyla son gelen veriyle birlikte bu tarafta biraz önce bahsettiğim başlıkların tabii ki geçen yılın bu aylardaki o yüksek oranda gerçekleşen üretici fiyatı nispeten de etkili oluyor. Çok net bir şekilde aşağı doğru kırılmış gibi gözüküyor. Yani yavaş yavaştan ziyade aslında bu ay üretici tarafında da şimdi kısaca hemen mesela kur 5.30, yılbaşında bugün 5.80, petrol fiyatları çok 60 dolarların yukarısında ya da aşağısında değil. Dolayısıyla maliyetlenme oluşurken artık biraz daha üretici de önünü görebiliyor diyebiliriz açıkçası. Tamam, bir baz etkisi geçen yıldan devam edecek, yani önümüzdeki birkaç ay daha. Ama şunu net olarak ifade etmek lazım. Şimdi bir önceki işte üretici fiyatı açıklandığında yavaş yavaş aşağı doğru bir ivmelenme olur. Hani TÜFE ile ÜFE'nin de belli oranda aşağı doğru ivmelendiğini görebiliriz diyorduk. Ama bu üretici fiyatı hareketi bize şunu gösteriyor bir kere. Tamam, belli işte TÜFE'ye de bağlarsak belli ürünlerde hala son dönemdeki ki biz Ağustos içerisinde gördüğümüz bu zam haberlerinin yine belki Eylül ayında da bir nebze olsun devam edebileceğini görebiliriz. Yani enerji tarafında da bunu rastlayabiliriz. Ama son bu şey tarafını bir kenarda bırakırsak, yani bütçe, enflasyon, büyüme dengelenmesindeki işte vergilendirme ve zamların enflasyona etkisini görebildiğim kadarıyla piyasadaki üreticinin maliyeti son 8 ay içerisinde en net kırıldığı aylardan birini yaşıyoruz şu anda. Ve bu da Merkez Bankası'na ve piyasaları, şimdi biraz işte borsaya bakıyoruz, kur tarafına bakıyoruz, biraz daha enflasyon konusunda cesaretlendirecektir. Yani aşağı gelme, o kalıcı bir aşağı beklentinin ÜFE tarafındaki bu değişimle biz şeyini görebiliriz. Yani TÜFE etkisini de görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla piyasanın dün başlayan o olumlu havası diyelim, işte belki biraz daha büyümeyle ilgili yurt içinde gerçekleşen olumlu değişiminin ben enflasyonla da devam edeceğini bekliyorum açıkçası. Evet, şimdi Tonguç Bey, aslında burada üreticilerin maliyetlerine bakıldığı zaman da üretici fiyat endeksinin raporun detaylarında şöyle noktalar var. Mesela madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, imalat, elektrik, gaz ve su temini anlamında düşüş gösteren bir tek tabii ki imalat, ama en fazla artış gösterense elektrik ve gaz gözüküyor. Sanırım enerji oldukça önemli. Burada artış hızında bir yavaşlama yok ama aylık bazda tüm sektörlerde bir miktar düzelme görüyoruz. Sorum şu: dolar ÜFE ve TÜFE rakamından sonra 5.80 seviyesinin altını gördü. Bundan sonraki süreçte bu enflasyon sizi nasıl bir dolar beklentisine sokuyor? Çünkü Merkez Bankası önemli bir şekilde enflasyonu baz alıyor. Şimdi şunu hemen ifade edeyim. Bu üretici fiyatlarında bunu konuşuyoruz. Yani bir kırılım yaşandığını belki yıllık bazda da görüyoruz. Ama şu da bir gerçek ki artık bu kadar hızlı bir yani fiyatlar Ağustos ayında bir yere oturduğunu gösteriyor bize. Burada oluşan maliyetler, senin ifade ettiğin gibi. Dolayısıyla bundan sonra üretici fiyatlarında böyle 6-7 puanlık hani yıllık bazda bir gerilemeden ziyade bu noktalarda biraz daha sabitlenmiş bir üretici fiyatı görebiliriz. En azından bu da öngörülebilir olabilir. Kur tarafına baktığımızda bence şöyle kritik bir durum var. Şimdi 12 Eylül'deki toplantıda Merkez Bankası'nın
faiz indirebileceği konuşuluyor ki benim beklentim de yani bu enflasyon verisi sonrası işte 200-250 bas puan arasında değişiyordu ama enflasyonu görelim diye düşünüyordum. Burada biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Piyasadan da gelecek beklentiler bence artık faiz indiriminin olma yönünde daha net olacaktır. Yani kesin gözüyle bakılacaktır diye düşünüyorum. Burada kur tarafında tabii biz hep şeyi düşünüyoruz. Yani daha önceki Merkez Bankası'nın faiz indirdiği dönemde de işte 425 bas puan faiz indi. Kur üzerine bir baskı yaratabilir gibi. Ama şöyle kritik bir durum var. Bu 1-2 gün içerisinde eğer kur tarafında biz 5.85-5.87 hareketi görmezsek bir şekilde ben bu enflasyon beklentisi ve faiz indirme beklentisinin işte Borsa İstanbul'a giren dün gördüğümüz para girişiyle evet. birlikte bankacılık sektörünü ateşleyebileceğini ve kuru da 5.80'in altına doğru taşıyabileceğini düşünüyorum. Faiz indirimi olsa da. Dolayısıyla bugün yarın bu konu için önemli gibi geliyor bana. Tonguç Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la konuşmuş olduk. Enflasyona da...